Hayatın anlamı nedir size göre? Hayatın anlamı nedir? Yaşamak ya. Nasıl hayatı yaşayacaksın. İyi biçip gezeceksin. Mutlu olmak için ne yapıyorsunuz? Mutlu olmak için ne yapıyoruz? Mutluluk neyden geçiyor sizin özelinizde? Mutluluk. Ya evinde mutluluğun huzurundan, çoluğundan, çocuğundan. Yani evine vardığında elin dolu gittin miydi avradın yüzü gülüyor yoksa gülmüyor. Yoksa gülmez baba nereye gülecek? Parayla saadet olunur mu? Esas parayla oluyor zaten. Paran olmasın da bakmayın avrat ev almaz. Her şeyi paraya mı bağlıyorsunuz? Yani. Peki kaç yıl önce evlendiniz? 10 sene oldu. 10 sene öncesine dönecek olsak yine eşinizle evlenir mi? Evlenirim canım. Niye evlenmeyeceğim? Bir pişmanlığınız var mı? Yok canım. Çocuklarım var ya. Peki mutluyum, son olarak huzurluyum. Ne söylemek istersiniz eşinize burada? Seviyorum onu. Teşekkürler. Kayseri'ye nereden geldin? Kayseri'ye Avrupa'dan, Almanya'dan geldim. Almanya'dan geldim. Evet. Peki bu sene Kayseri'de fiyatlar nasıl buldunuz? Fiyatlar biraz pahalı ya. Yani şöyle yine biz Almanya'da yaşadığımız için tabii ki her şey bize biraz normal ama burada yaşayan insanlara yazdık yani. Gerçekten yazdık. Çok pahalı yani. Peki bu yıl en çok hangi ürünü pahalı buldunuz Kayseri'de? Bu sene bastırma, sucuk, cam fıstığı falan bu türlü şeyler çok pahalı. Biliyorsunuz pastırma, sucuk Kayseri'nin yemek sektöründe başkenti gibi bir şey. Aynen. Bu pahalılığı neye bağlıyorsunuz peki? Bu pahalılığı neye bağlıyoruz? Bu tabii ki hayvan besleme şeylerine bağlı bir olay. Kendimiz fazla hayvan beslemediğimiz için bunları yurt dışlarından sağdan soldan aldığımız için et ürünlerini o yönden çok bu konuya dayanıyor yani. Tabii ki biraz da bu son 7. ay 8. ay 9. ayda bu Avrupa'daki gelenlere biraz hüküm sağlıyorlar. Nasıl olsa bu 3 ayda ne kazanırsak para yönden elimize bu geçecek diyorlar. Bu da yanlış bir görüş yani iyi bir şey değil. Çünkü bu Almanya'daki yaşayanlar da sonuçta orada parayı yerden toplamıyor. Adam bir sene boyunca çalışıyor. Bütün şeyini koyuyor. Şuraya bir ay izin için buraya çıkıp geliyor. Bunu da böyle faal etmek için yanlış görüyorum yani. Teşekkürler. Çok sağ olun. Zenginlik nedir size göre? Zenginlik insanlıktır. Başka bir şey diyorum. Ben insanlık olarak biliyorum. Parayla saadet olmuyor mu peki? Zenginlik ibadettir ya. Sen konuş. Bir dakika. Allah Müslümanlara rızık versin. Zengin olmak için önce dürüst olacağım. Kalbinden beyin bir eşit olacak. Biri ayrı biri ayrı olmayacak. Ben emekli öğretmenim. Doğuş Partisi Genel Başkan Yardımcısıyım ve Genel Sekreterim. Ankara'da oturuyorum. Burada da misafirim. Şimdi ben çok halkı geziyorum. 57 il gezdim. 35 ilde il başkanlığım var. Faaliyette çalışıyorum. Ben halkı iyi biliyorum. Dürüstü de biliyorum, yanlışı da biliyorum. Fakirini de görüyorum, zenginini de görüyorum. Hepsini görüyorum. Değil mi? En iyi şey insanlıktır. Samimiyet insanlık. Teşekkürler. Ya, zenginlik nedir size göre? Ya zenginlik mi? Hangi zenginliğe basınıyor ya? Hem maddi hem manevi. Ne anlamı? İkisinin neyi? Genel bir yorum yaparsan. Benim parayla ilgim yok ya. Manevi olarak. Şurada döviz arıyorlar döviz. Alıyorlar mı satıyor onu da bilemiyorum yani. Alıyor mu satıyor ben onu anlamadım bak. Sormadım da. Onlara sorarsan yorur. Benim bunlara alakam yok. Paraya alakam yok yani. Manevi olarak zenginlik de olabilir bu ya. Manevi zenginlik iyi değildi bir şey yani. Ruh ve beden zenginliği. Sıhhat önemli. Gerisi önemli değil. Paranın işlemediği işler. Peki mutluluk neyden geçer size göre? Ya mutlu bunlar hep sabır işler biliyor musun? Her şeye sabır. Sabretmezsen hiçbir şeye sabretmezsen mutluluk bulamazsın. Strese girersin. Teşekkürler. Sonra birbirini yersin. Teşekkürler abi. Kayseri'ye nereden geldiniz? Kayseri'ye yurt dışından. Hangi ülke? Danimarka. Bu seneki fiyatlar nasıl buldunuz Kayseri'de? Vallahi Kayseri'de yaşamadım. Çarşıda yaşıyorum ben. Gezdiğinizde bugün çarşıyı dolaşıyorsunuz. Hiçbir yere bakmadık. Hacamat'a gittik. Evet. Fiyatlar nedir peki? Ya fiyatlar tabii yüksek. Yüksek. Evet. Peki bu gelen zamların önüne nasıl geçilebilir genel olarak baktığımızda? Valla şimdi sadece her şeyi devletten beklememek lazım. Devlet ve millet el ele olması lazım. Devlet zam yapıyor, millet zam yapıyor, devlet zam yapıyor, millet zam yapıyor. Olmuyor ki. Birbirini kovalıyorlar. Peki esnaf ne yapmalı sizce? Valla ben bilmem, ben anlamam bundan ama işte bir öneriniz var mı?
yani yurt dışındaki gibi, Avrupa'daki gibi şey olmalı, kontrol olmalı. Yani denetim olmalı. Ama işte eğer devletin bir eksikliği varsa bence burada. Denetim yok. Yetersiz mi olduğunu düşünüyorsun? Yetersiz, çok yetersiz. Herkes kafasına göre fiyat şey diyor. Şuradan gitsen, bak ben hiç buradan alışveriş yapmadım. Türkiye genelinde 3 tane dükkan gez, 3 tane ayrı fiyat. Peki Danimarka'daki sistemi anlatabilir misiniz bu fiyatlandırma konusunda? Anlatırım. Danimarka'da hiç kimse normal şeyin üstüne çıkamaz. Herkes peki, sabittir. Eğer onun dışına çıkarsa esnaflar ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyorlar? Bitirir. Devlet, belediye bitirir. Ciddi yaptırımlar mı uyguluyor? Tabii ciddi yaptırımlar. Dükkanını kapatır. Yani 3 gün 5 gün değil, tamamen kapatır. Cezaya boğar. Yetmedi mi cezaevine atar. Peki, teşekkür ederiz. Evet. Mutluluk neyden geçer? Mutluluk karşılıklı sevgi, saygı kurallarına dayanarak geçer. Hayatın anlamı nedir size göre? Felsefeniz nedir? Hayatın anlamı adam gibi yaşamak. İnancın doğrultusunda ki adaletli bir şekilde, kimseye zulmetmeden, haksızlık etmeden düzgün bir şekilde yaşamak. Zenginlik nedir size göre? Benim için en büyük zenginlik sıhhat, afiyettir. Peki gelecekte son olarak gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hedefiniz nedir? Gelecekte en büyük hedefimiz, yani biraz önce de değindiğim gibi, yani gerçek manada adaletli bir sisteme yani dahil olup, yani insanlara adaleti sağlayıp adaletli bir şekilde yaşamak. Teşekkürler, sağ olun. Gençler iş beğenmiyor tabirine katılıyor musunuz? Katılıyorum, evet. Katıldığım gibi de. Sebepler nelerdir? Sebepleri. O gençlik ölüyor gidiyor ülkemizde. Ölüyor gidiyor gençlik. Neden öldüğünü düşünüyorsun? Kızıyla, erkeğiyle ne şekil, ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Aynı zamanda azı bulacaksın ki ondan sonra çoğu bulacaksın. Azı bulamazsan çoğu hiç bulamam. Peki Suriyeli işçilerin ucuz maliyete çalışması Türk işçilerimizin önünü kapatıyor mu? Ve bu durum Türk işverenlerin işine geliyor mu sizce? Ucuz maliyeti çalışmalar. Hayır, yok. Suriyeliler artık gitsinler ya ülkelerine. Hani bizim gençlerimize de iş olsun, şey olsun ya. Bu böyle durmayan olmaz ki. Misafir, bir de misafirliklerini bilmiyorlar. Bakıyorlar, doğuşuyorlar, bilmem ne diyorlar. Ya sen buraya misafir gelmişsin. Kime nasıl yumruk atıyorsun, şey yapıyorsun? İnanıyor musunuz ya gideceklerine? Pek de inanmıyorum. Teşekkürler. Bir ünlü olsaydınız hangi ünlü olurdunuz? Hangi ünlü olurdum? Futbolcu olaraktan Roberto Carlos. Neden Roberto Carlos? Roberto Carlos'un çok güzel bir futbol sergilediğini görüyorum. O yüzden Roberto Carlos'un hayranıyım yani. Onun için Roberto Carlos'u seçtim bir futbolcu olaraktan. Peki bir süper gücünüz olsa neyi değiştirirdiniz? Süper gücüm olsaydı dünyayı değiştirirdim. Nasıl değiştirirdiniz? Yani dünyanın hakkaniyet konusunda her şeyin hakiki ama tam yerinde olmayıp da sürekli can yakışından dolayı, yani insanın yaşaması sıkıntı oluyor yani. Tamamdır, sağ olun.